geceden beri arama çalışmalar sürdürülüyordu. Malum daha önce hatırlanacağı üzere 7 tane aracımız mahsur kalmış. Burada içerisindeki yolcularımız kurtarılmıştı. Ama bir tane aracımızın dereye uçtuğu ve içerisinde bir kişinin olduğu bilgileri gelen değerlendirme sonrasında gündemimize alınmış idi. Sabaha kadar fedakarca tüm ekiplerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz hepsi el ele vermek suretiyle adeta seferber oldu. Bu canımızı, kaybolduğu ifade edilen canımızı aradı, taradı. Sonuçta maalesef bugün saat 11 civarında böylece cesede ulaşılma durumu söz konusu oldu. Biz her şeyden önce Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun diyoruz. Tabii vatandaşlarımıza ve özellikle ailesine sabırlar niyaz ediyoruz. Tabii bu bir sel felaketi. Şükredecek tarafları elbette köyün içerisinde olmaması, dünyanın içerisinde olmaması. Ama keşke böyle bir acıyla da karşılaşmasaydık. Maalesef bir canımız yandı, bir canımız Allah rahmet eylesin böylece yok olmuş oldu. Burada tabii hasarlar var. Bunu el ele, gönül gönüle, hep beraber inşallah Bünyan Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz, AFAD'ımız, Valiliğimiz hep beraber el ele bu konuda gereken üzerimize düşeni yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca dün akşam itibariyle sabah gecenin yarısına kadar başta Sayın Eritaş Bakanımız, Hulusi Akar Paşa'mız Bakanımız, Valimiz, il başkanlarımız olmak üzere burada gözlemledi, takip etti. Olay yerinde bulundu. Sabaha kadar da ekiplerimiz çalıştı. Sabah da biz burada gelişme var mı diye hep takip ettik. Önce bazı çamaşırların bulunduğu ifade edildi. Sonrasında da maalesef Bünyan'a yakın mesafede, hemen cezaevine yakın bölgede cesede ulaşıldı. Allah sabır versin. Allah'tan yani aile sabırlı, aile itidalli, Güllüce'mizin insanları sükunetli ve gerçekten inanmış insanlar. O yönden de sabır niyaz ediyoruz. Başımız sağ olsun diyoruz. Burada görevli kardeşlerimize hiçbir zorluk çıkartmadan görevimizi yapmaya devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olasınız.